izleyenlerimiz, Kanal 42'den bizim okul programımızdan ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine farklı bir okulumuzu sizlerle buluşturuyoruz. Hemen hemen herkesin bildiği ve ailesi muhakkak bir kişinin mezun olduğu güzel okullarımızdan bir tanesindeyiz. Konya İmam Hatip Lisesi'ndeyiz bu hafta sizlerle birlikte. Merkez İmam Hatip Lisesi olarak bilinir biliyorsunuz. Bu hafta bu güzel okulumuzu sizlerle tanıtacağız. Hemen içeri doğru ilerleyelim ve okulumuzu sizlerle tanımaya başlayalım. Sevgili izleyenlerimiz, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Okul müdürümüzle birlikteyiz. Sadrettin Başkürkçü hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Öncelikli olarak bizi konuk ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu güzel okulumuzu zaten her geçişimizde görüyorduk ama bugün tanıma fırsatını bizler görmüş olduk. Öncelikli olarak sizi tanıyabilir miyiz? Ben de size teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp bizi ziyaret ettiğiniz için, okulumuzu tanıtacağınız için. Ben Sadrettin Başkürkçü, Konyalıyım. 1988 yılında bu okuldan mezun oldum. 92 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. 93 yılında göreve başladım. 22 yıldır öğretmenlik yapmaktayım. Son 8 yıldır da idarecilikle iştigal ediyoruz. 2014 yılında Kasım ayında buraya müdür baş yardımcısı olarak atandım. Okul müdürümüz, asıl okul müdürümüz başka bir yerde ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürüttüğü için müdürlük vekaletini yürütmekteyim o günden bugüne. Okulumuz 1951 yılında kurulan 7 tane İmam Hatip Lisesi'nden bir tanesi. Türkiye'deki 7 İmam Hatip Lisesi'nden bir tanesi. Konya'mızın medarı iftiharı büyüklerimizden Hacı Veysade merhumun, Veysel Oktut amcalarımızın emekleriyle, alın terleriyle, gözyaşlarıyla ortaya konmuş, kurulmuş bir okul. 4 bloktan müteşekkil. İlk blok, yapılan blok, gezmiş olduğunuz, görmüş olduğunuz B blok. 1951 yılında inşaatı başlamış, 1952 yılında hizmete sunulmuş. İçinde bulunduğumuz bina A blok olarak geçiyor. 1965 yılında fiilen hizmete geçmiş. Yüksek lisans mezunu sonra, kısa bir süre sonra, 2-3 yıl kadar sonra da İmam Hatip Lisesi'ne bırakılmış. Arka tarafımızda C blok var. 80'li yıllarda hizmete alınmış bir blok. D bloğumuz var. Pansiyon olarak hizmet vermekte. Okulumuzda örgün eğitimimizde 1800 öğrencimiz kayıtlı ve okula devam etmekte. Bunun takriben 1300 kadarı kızlarımızdan oluşuyor. Geriye kalan kısmı C blokta öğretim faaliyetini yürüttüğümüz erkeklerden oluşuyor. Pansiyonumuzda müdür yardımcısı arkadaşımız size bilgi vermiştir ama ben de tekrarlamış olayım. 90 tane öğrencimiz parasız yatılı ve paralı olarak kalıyorlar. Okulumuz 19.000 metrekarelik bir alana sahip. Konya'nın en güzel bahçelerinden bir bahçeye sahip. Çok beğenmişsinizdir. Evet. Özenle korumaya çalışıyoruz. Arka tarafımıza geçen yıl Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla halı sahamız yapıldı. Aynı zamanda okulumuz Türkiye'nin en büyük, ikinci büyük açık İmam Hatip Lisesi'ne sahip okulumuz. Kayıtlı 2200 öğrencimiz var. Yüzde eğitim gören 1100 öğrencimiz bulunmakta. 147'si öğretmen ve idareci olmak üzere toplam 160 personelle eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmekteyiz. 20.000'in üzerinde mezunumuz bulunmakta. Bu mezunlarımız içerisinde başbakan yardımcılığına kadar yükselmiş kişilerimiz, iş adamlarımız, profesörler, eğitim öğretim faaliyetinde yürüten öğretmenlerimiz, öğretim görevlilerimiz, esnafımız, ev hanımımız, çiftçimiz, her kesimden insanımız mevcut. Şunu söyleyebilirim, Konya'daki her 3-4 kişiden bir tanesinin Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile, yani eski adıyla Merkez İmam Hatip Lisesi ile, bunu öyle bilirler. Evet. Merkez İmam Hatip Lisesi ile bir şekilde şeysi var, ilişkisi var. 2014-2015 öğretim yılı sonunda YGS ve LYS başarımız Anadolu kısmında %67, yani 4 yıllık
eğitim öğretim yılına yani fakülteye yerleştirmemiz %67 başarıyla ortaya çıktı. Aşağı yukarı bütün fakültelere öğrencilerimizi gönderdik. Ağırlıklı olarak ilahiyat olması kaydıyla. Düz kısmımız biraz daha düşük bir başarıya sahip ama o da %40'lardı düz kısmından mezun olan öğrencilerimiz. Son derece kaliteli, vasıflı bir eğitim, öğretim faaliyeti yürütülmekte bu okulda. Geleneği olan okullardan bir tanesi, Konya'daki Güzide okullarımızdan bir tanesi. İmam Hatip Lisesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sosyal alanda da İmam Hatip Liseleri biliyorsunuz aktiftir. Bu aktif olan okullarımızdan bir tanesi de bizimki. Yardım faaliyetler açısından değerlendirecek olursak bu yıl içerisinde Dost Eli Derneği ile işbirliği yaparak Nijer'de 3 tane ki her biri 3'er bin dolara mal oluyor. Su kuyusu açma imkanımız oldu. İHA ile ortak yürüttüğümüz yetim kardeş projemiz var. Aynı şekilde devam etmekte. Bunlara öğrencilerimiz katkıda bulunuyor, öğretmen arkadaşlarımız katkıda bulunuyor. Aynı şekilde Bayır Bucak Türkmenlerine bir yardım faaliyetimiz oldu. Okulumuzdaki öğrencilerimize aynı şekilde maddi açıdan yardımlarımız olmakta. Aşağıda gördüğünüz yemek veriyoruz. Onların bir kısmını hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla okulumuz karşılıyor. Türk Anadolu Vakfı'nın katkısı var bu konuda. Aynı şekilde öğrencilerimizin el kartlarını, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin el kartlarının dolum işini de yapıyoruz. Sosyal faaliyetler olarak işte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organize ettiği Ekip 42 kitap okuma çalışması var. Bu da çok aktif bir şekilde devam ediyor arkadaşlarımız tarafından. Şura dergisini öğrencilerimiz çıkartıyor. Öğrencilerimizin tamamen kendi katkılarıyla. Bizim hiçbir katkımız yok. Okulumuzun 10. sayısını çıkaracağız inşallah. Size de örneklerini veririz. Yeni Ufuk dergimiz var. Sivil olarak çıkartıyoruz. 9. sınıf öğrencilerimize yine Büyükşehir Belediye'mizin projesi olan, sürdürmekte olduğu Medeniyet Okulu çalışmasında aktif çalışması var. Milli Eğitim Bakanlığımızın evin okula yaklaştırılması, okulun eve yaklaştırılması projesi kapsamında aile eğitimi, veli seminerleri, 12-18 yaş arası aile seminerleri rehberlik servisimizce ve okul idaremizce yürütülmekte. Evet, dolu dolu bir okul hocam. Evet. Başarıları var, biraz onlardan da bahsedelim. Çok yeni kazanmış olduğunuz bir başarınız var. Onlardan da bahsedelim. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Başlangıçtan yani geçen haftalarda yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bizim 10. sınıf öğrencimiz, 9. sınıf öğrencimiz Selman Durgut ikinci oldu güzel okuma yarışmasında. Biz umutluyuz. Önümüzdeki yıl Türkiye derecesi yapar diye beklentilere sahibiz. Yine aynı şekilde hitabet yarışmasında öğrencimiz Tayyip Zorlu Konya ikincisi oldu. İnşallah o da çok iyi bir öğrencimiz ve gelecekte ondan da umudumuz var. Geçen hafta cumartesi günü yapılan Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu, Türkiye çapında finale kadar gidecek olan Arapça bilgi yarışması, Arapça şiir okuma yarışması, Arapça metin canlandırma yarışmamız yapıldı Konya'da. Çocuklarımız, öğrencilerimiz Arapça bilgi yarışmasında, Arapça metin okuma yarışmasında ve Arapça şiir yarışmasında Konya birincisi oldular. İnşallah Isparta'daki bölge birinciliğinde Konya'mızı, okulumuzu ve camiamızı temsil edecekler. Bundan da çok mutluyuz. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Başarılar hep daim olsun. Sağ olun. Bizler okulumuzu tanımak için sabırsızlanıyoruz ve hep birlikte okulumuzu sizlerle tanımaya başlıyoruz. Evet, gençlerimizin provalarını izledik. Onlar 2 gün sonra bu oyunun gerçeğini arkadaşlarına sunacaklar. Yoğun bir emek ister. Tiyatroda özellikle ön provalar çok önemlidir ve onlar canla başla provalarını yapmaya devam ederken
Biz de arkadaşlarımıza tanışalım istedik. Ben de hep lisedeyken tiyatro kulüplerindeydim. Çok severim. Onun için şimdi siz prova yaparken böyle ben heyecanlandım. Provalar çok önemli aşamalardır. Oyunumuz 2 gün sonra. Biraz heyecan var mı? Birazcık heyecan oluyor tabii. Normal bir şey yani, heyecan olmaz kesinlikle. Yani sonuçta hani insanların karşısına çıkıyorsunuz. Başta biraz oluyor ama sonra oynadıkça onu atıyorsunuz. Peki seni tanıyalım mı? Ben Muhammed Ali Akdeniz. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Kaçıncı sınıftasın? 12. sınıf, son sınıftayım. Bu sene bir de sınav senesi. Sınava girdik elhamdülillah, işte güzel bir şekilde sınavımız geçti. Şimdi arkadaşlara inşallah güzel bir tiyatro sunacağız. Şimdi izin verirseniz ben biraz tiyatrodan bahsetmek istiyorum. Tiyatroda şöyle bir şey var. Normalde arkadaşlar tiyatroyu izledikleri zaman hani bir şey anlamayacaklar. Hani tam manasıyla anlamayacaklar. Çünkü burada tam anlamıyla bir amaç belirtilmiyor. Ama şunu söylediğimiz zaman, işte Müddessir suresinin nuzul sebebi. Bunu söylediğimiz zaman arkadaşlar hani tiyatroyu tam manasıyla anlayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Hani burada oynadığımız zaman bir amacı yokmuş gibi görünüyor. Ama öyle söylediğimiz zaman bir amaç ortaya çıkıyor yani. Tiyatronun amacı ortaya çıkıyor. Evet, ne kadarlık bir oyunumuz? Kaç süre olarak? Öyle uzun değil. Yani 10 dakika, hani 15 dakika. Maksimum 15 dakikadır diye düşünüyorum. Evet. Biz böyle sürede tuttuk hani 15 dakika. Tam güzel bir günle de oynayacaksınız. O gün Kandil oynandığı tabii. Sebep onun için mi seçtiniz? Böyle. Tabii ki onunla ilgili. Yani zaten Kutlu Doğum Haftası biliyorsunuz. Hani o yüzden özellikle bu hafta oynuyoruz. Hani bir mesajımız bu yani. Müddessir suresinin nuzul sebebi. Evet, bunu vermek güzel. Yani. Bak, izleyenlerimizden merak edenler varsa lütfen okusunlar. Ne demek istediğini... Doğru, kesin okusunlar. Kesin okusunlar. Biz, önce şöyle söyleyeyim, bizi bir izlesinler. Önce bize bir baksınlar. Ondan sonra okusunlar. Hani mealiyle birlikte okusunlar. Arapça anlamazlar zaten. Ondan sonra zaten anlayacaklardır. İyice pekişir, iyice pekişir yani. Evet, ben de merak ettim. Kesinlikle okuyacağım. Evet gençler, nasılsınız? Tanıyalım mı sizleri de? Ben Muharrem Şevatmaz. İyiyiz. Allah'a şükür. Çalışıyoruz. 11. sınıf. 11. sınıftasın. Evet. Böyle ayrı ayrı sınıflardan bir grup oluşturdunuz. Ayrı ayrı sınıf. Biz 2 arkadaş bir sınıftayız. 3 arkadaş bir sınıfta. Nasıl karar verdiniz böyle bir grup oluşturmaya? Kutlu Doğum Haftası sebebiyle farklı sınıflardan daha iyi olur diye düşündük. Farklı sınıflardan. Böyle yetenekli olması gerekiyor. Herkes tiyatro oyununu gerçekleştiremez. Yani. Evet, seni tanıyalım. Ben Mehmet Koç, 11. sınıfım. Buradayım. Bu hem Kur'an'ı bir mesaj hem de Kutlu Doğum hasebiyle Peygamber Efendimiz'i insanlara tanıtmak, onun çektiği çilleleri ve sıkıntıları görsel olarak da zihinde kalması itibariyle insanlara bir mesaj verebilirsek ne mutlu düşüncesiyle böyle bir küçük, kısa ama mesajı yoğun ve anlamlı bir mesaj veren tiyatro oluşturma gayretinde bulunduk. İnşallah bize de ecir olarak geri döner diye i̇nşallah, düşünüyoruz. İnşallah gençler, inşallah. Evet, seni tanıyalım. Hasan Şengül, 11. sınıfım. Konya Merkez Anadolu Üniversitesi Lisesi. İşte tiyatroda Müddessir suresinin mealinden kesitlerle inşallah onu nüzulunu açıklamaya çalıştık. İnşallah, hadi bakalım. Celal Tetik, Konya Karaday. Anadolu Lisesi'nde, İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Müddessir suresinin nuzul sebebini anlatmaya çalıştık işte tiyatroyla. Gösterişli olarak daha zihinlere kazınabileceğini anlatmaya çalıştık. Evet, izleyici merak ediyor. Evet, hemen seni tanıyalım. Nurullah Yıldırımoğlu, 11. sınıfım. Biz bu seneki Kutlu Doğum'u biraz daha değişik yönlerle ele alarak Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaretleri, işkenceleri işleyelim dedik. O konuda bir çalışma yaptık. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet, peki oyunu kim seçti? Yani kimin kararıydı? Evet, Mehmet'in kararıydı. Ve gerçekten çok merak ediyorum. Umarım Perşembe günü fırsatım olursa izlemeye geleceğim. Arkadaşlarınız da merak ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum gençler. Başarılar diliyorum sizlere. Özellikle öğrencilik hayatı yurtlarda geçmiş birisi olarak
Böyle yıllar geçtikten sonra yurtlara böyle girdiğiniz zaman böyle bir anılar burnunuzda tütüyor. Evet, bu güzel okulumuzun şimdi devlet parasız yatılı bölümünde kazanan öğrencilerimizin yatılı olarak kaldığı yurt bölümündeyiz. Ve yanımıza da müdür yardımcımızla birlikteyiz. Hocam sizi tanıyalım mı? İsmim İhsan Uz. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni ve müdür yardımcısıyım. 6 yıldır bu okulda pansiyondan sorumlu olarak çalışıyorum. Burada 4 tane personelimiz, bir hemşiremiz, bir müdür yardımcısıyla 90 öğrencimize hizmet veriyoruz. 5 yıldır pansiyonda öğrencilerimizin kendilerini ev ortamında hissetmeleri için bir ortam hazırladık. Pansiyonumuza halılar döşedik. Odalarımızı, her şeyi ev sıcaklığı haline getirmeye çalıştık. Öğrencilerimiz çok memnunlar bu durumdan. Başarılar gittikçe arttı. Bir kardeşlik, sevgi ortamı var pansiyonumuzda. Evet, sadece erkeklerimize özel olduğunu vurgulayalım. Burası erkek öğrenci pansiyonudur. Hı. Sadece erkek öğrenciler kalıyorlar. Peki hocam, buraya gelme şartı ne çocuklarımızın? Veliler mesela merak ediyorlar. Buraya gelip yatılı kalmanın şartı nedir? Okulumuzu sınavla kazanmış öğrencileri pansiyona doğrudan arıyoruz. Eğer maddi durumları bir limitin altındaysa parasız kalabiliyorlar pansiyonumuzda. Peki hocam, pansiyon hizmetlerinde yatak dışında yemek, o tarz hizmetlerimize devam ediyor? Tabii. Pansiyonumuzda öğrencilerin günlük, haftalık, aylık bütün ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkan, hizmet sunuluyor. Yemek, banyo, temizlik, bütün ihtiyaçları veriliyor. Nevresim, çamaşır, evde ne ihtiyacı görülüyorsa burada her şey veriliyor öğrencilerimize. Ayrıca pansiyonumuzdaki hemşire öğrencilerin sağlık, iş ve işlemlerini, hizmetlerini de takip ediyor. Evet, şimdi ben girdim, o kadar çok şaşırdım ki, yani odaların hepsi böyle sevgili izleyenlerimiz, inanın. Odalarımızın hepsi böyle. Hatta erkek öğrenci olunca birazcık daha şaşırdım yani. Hani derler ya, erkekler düzensiz oluyor, hiç de değil. Gayet güzel. Ve hocama dedim ki, hocam bir ceza sisteminiz mi var diye sordum. Hocam çok güzel bir cevap verdi. Biz burada öğrencilere ceza yerine görüşüyoruz, konuşuyoruz. Doğru olanı, şunun güzel olduğunu söylüyoruz. Öğrencilerimiz ikna alıyorlar, kabul ediyorlar ve kendileri severek, isteyerek düzenli olmayı benimsiyorlar. Bunun faydasını da şöyle görüyorlar. Birkaç yıl sonra düzenli bir hayat, düzenli bir yatak, düzenli bir dolap, okulda da başarı. Bunu da görüyorlar. Aileleri, çocuktaki değişimleri görüyorlar. Bize hep teşekkür ediyorlar. Evet. Hocam bir de şöyle oluyor. Evlendikten sonra beylerimiz hanımlarına da büyük olmaktan çıkıp aslında yardımcı oluyorlar. Bu anlamda yurtta kalan erkeklerin böyle bir aslında artısı da oluyor. Düzen alışılmış oluyor. Evet. Biz burada sadece öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak yerine onları hayata, yaşama, evliliğe, babalığa hazırlıyoruz. Mezun öğrencilerimiz sık sık gelip bize teşekkür ediyorlar, görüyorlar. Evet. Çok güzel gerçekten. Peki hocam, kapasitemiz nedir? Kaç öğrencimiz kalabiliyor? Burada 90 tane erkek öğrencimiz kalıyor. Yılın her zamanı doludur. Boş kalmaz bizim okulumuz. 90 tane erkek öğrencimiz burada kalabiliyorlar. İllaki şehir dışından olması gerekmiyor. Konya merkezden öğrencilerimizin çoğu zaten. Tabii işte okulumuzu kazanan öğrenciler nerede oturduğuna bakmaksızın ihtiyacı varsa pansiyona başvuruyorlar. Sıralamaya tabi tutuyoruz ve sıraya göre alıyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Yani tabii ki bunda destekler de geliyor. Özellikle iş adamlarımızdan ya da hayırsever vatandaşlarımızdan destekler de geliyor ki çok güzel aşamalara ulaşıyor diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da gerçekten ben buradan teşekkür ediyorum yardım eden yardımseverlerimize. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Tabii ki sivil toplum örgütleri olsun, dışarıdan okulumuzun eski mezunları olsun, sık sık ilgileniyorlar, geliyorlar, ne yapabiliriz diye soruyorlar. Biz de ihtiyaçlarımızı bildiriyoruz, sağ olsun yardımcı oluyorlar. Bir de pansiyonumuzu yemek mekanesinde de bir güzellik var. Sabahları açık büfe kahvaltı veriyoruz. Öğle yemeğini, akşam yemeklerini de öğrencilerimizin isteklerini de dikkate alarak öğrencilerimize sunuyoruz. Çok çok memnun kalıyorlar öğrencilerimiz. Yönetimi kendi başımıza biz şunu yaparız, bunu ederiz diye değil de öğrencilerle beraber onları da işin paydaşı haline getirerek yönettiğimiz için pansiyonu, burası herkesin sahip çıktığı bir yer haline geldi. Öğrencilerimizle iyi bir ortamımız oluştu. İnşallah böyle devam eder. Evet, inşallah hocam. Öğrencilerimizin tabii ki başarılı olması hepimizin başarılı olması demek. Toplumda güzel evlatlarımızın yetişmesi, evet, demek. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Televizyona teşekkür ediyorum. Gönlüne, gönlüne.
taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Evliya olur başım gözüm üstüne, 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 aman aman üstüne. Bakmasın demiş biri daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş biri daha yüzüme, yüzüme. Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nur-i Dilara. Selam sana Hak Habibi. Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andelib-i Zişan. Selam sana Muhammed'i. Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana. Rahimce selam sana, gafurca selam. Selam sana ey yetimler padişahı. Selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubca selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebi Allah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, cemre gibi düştün kainatın kışına, bahar senin elinde doğdu, senin elinde indi toprağa, öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek, uğruna can verildi, ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp büyüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Beni ilk öksüz oluşturdu. Yetim kalışım yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştım. Herkesin göz bebeğiydim. Ama mahzun, ama kederli. Bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürket. Mekke akşamları yanar verdiğim her nefeste. Ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı. Hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Evet, şimdi 12B sınıfımızdayız. Sınıflarımız o kadar güzel ki kızlar şu an Kur'an-ı Kerim dersindeler. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Yanımızda da bir arkadaşımız var. Onunla tanışalım istedim. İsmin nedir canım? Fatma Sena Horzum. Fatma Sena Horzum. Of, ne kadar uzun bir isim. Evet. Zor oluyor mu böyle arada söylerken? Yok yani ben alıştım. Evet. Yani bir zorluğu yok. Yani bazen hocalar soy ismimi tuhaf söylüyorlar. Onun dışında biz. Peki bir şey merak ediyorum. İki ismini de kullanıyor musun? Hayır yani genelde Sena'yı kullanıyorum ben. Evet. Özellikle ben diyorum ki iki isim koyulduğu zaman lütfen iki isimle birlikte kullanın değil mi? Yok ya öyle zor oluyor zor Sena. Mi? Evet Sena daha kısa böyle daha hoş, güzel. Evet.
Sena'cığım şimdi 12. sınıftasın. 12. sınıf lisede kritik bir zamandır. Kritik bir dönemdir. Bunu neden diyorum? Artık bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Mesleki boyutta ilk adıma. Nedir hedefler? Ben biraz onları merak ediyorum. Ben mimarlık istiyorum KTO'da. Yani mimar olmayı çok istiyorum. Hani en büyük hedefim şu anda o. Yani inşallah o hedefime kavuşurum yani. Evet. Bu yani üniversite olarak Konya dışında değil. Hani burada bir yer istiyorum. Necmettin Selçuk'u yazacağım, KTO'yu yazacağım. Kısmet hangisi olursa yani. İnşallah bakalım. Var. Peki ilk sınav nasıldı? Beklediğimden iyiydi ama normal olarak yani arkadaşlarıma göre düşüktü. Ama ben beklediğimden iyi olduğu için hani umutsuzluğa kapılmadım. Sonuçta LYS daha önemli bir sınav olduğu için. Yani o yüzden o kadar kafama takmadım. Evet, sınava ne kadar bir süre kaldı? 2,5 aydan az kaldı. Evet, yine çalışmalar son sürat devam ediyor. Evet, öyle devam ediyor. Peki nasıl çalışıyorsun merak ediyorum. Yani hani bu sınavları kazanmada özellikle düzenli çalışmak çok önemlidir. Nasıl çalışıyorsun? Ben zaten buradan sonra bir yerde kursa gidiyorum. Oradan saat 8'e doğru eve geliyorum. Hani 9.30-10'a kadar dinlendikten sonra oranın tekrarını, verilen ödevleri yetiştirmeye çalışıyorum. Hani yani çok iyi çalıştım söyleyemez. Çünkü okulla beraber yürütmek biraz zor. O yüzden hani pek yeterli çalışamıyorum ama elimden geleni yapıyorum. Peki Sena'cığım şunu sormak istiyorum. O kadar şanslısın ki Konya'nın en güzel imam hatiplerinden bir tanesini okuyorsun. Peki burada okumanın ne tarz artıları var sana? Ben yani okulumu çok seviyorum. Hem de güzel. Yani öğretmenlerimle aram iyi. Hani yani seviyorum. Yani ben İmam Hatip zaten küçükten beri okumak istemiştim. Hani başka Anadolu Lisesi de yazmamıştım. Burada okumak güzel. Yani İmam Hatip mezunu olmak güzel. Normalde bu sene temel liseler açılmasına rağmen temel liseyi düşünmüştüm ilk başta. Ama hani boşuna mı okudum? 3 yıl sonuçta okumuş İmam Hatip diploması alamayacağım diye burayı tercih ettim yani. O yüzden ben İmam Hatip'te okumanın gururunu yaşıyorum yani. Güzel. Evet, çok güzel. Kızlar kimler böyle severek geliyor okula? İyi ki ben İmam Hatip'i yazmışım. İyi ki İmam Hatip'teyim, iyi ki buradayım diyen. Kızları bir göreyim. Bence hepiniz ama evet bence hepiniz ama biraz kızlar çekiniyor galiba. Evet, iyi ki ben buraya gelmişim ya. Hayatımda buraya gelmesem kayıptı diyecek kim? Bu noktada dur. En çok parmak senden kalktı. Merhaba canım, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. İsmin nedir? Nesibe. Evet Nesibe, sen biraz daha arkadaşlarına göre bir tık daha fazla kaldırdın. Öyle gördüm ben. Ya evet, aslında bunun bir sebebi var. Çünkü ben buraya gelmeden önce açıktım. Ve benim kapanmamdaki en önemli etken İmam Hatip Lisesi oldu. Çevre bunda çok önemli bir faktördü. Ve buradaki arkadaşlarım bana bu konuda çok destek oldular. Ve ben bu konuda hayatımda en önemli adımı attığımı düşünüyorum. Ya, çok güzel bir başlangıç oldu benim için. Bu yüzden mutluyum buraya geldiğim için. Evet, gerçekten İmam Hatip'imiz, özellikle buradaki İmam Hatip'imizin ben düzenine bayıldım. Kızlar ayrı bir blokta eğitim görüyor, erkekler ayrı bir blokta eğitim görüyor. Bir de rahatlık yani. Hani tamam burada müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız var hani erkek olarak ama biz bayanlar böyle biraz hani şöyle erkekler olmasın, rahat davranalım istiyoruz değil mi? Bu anlamda da güzel bir artı. Aynen öyle oluyor. Biz kızlar olarak sınıfta çok rahatız mesela. Normal bir okulda yapamadığımız bir şeyi sınıfta çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Hatta fazlasını yapıyoruz. Çok farklı şeyler çıkabiliyor ortaya. Ya çok rahatız yani. Evet, gerçekten çok güzel bir okulumuz. İdeal nedir? Evet. İdeal hemşirelik. Hemşire i̇nşallah. Olmak istiyorum inşallah kısmetse. Hadi bakalım. Peki kızlar merak ediyorum. Çok böyle farklı bir meslek isteyen var mı? Gittiğim okullarda o kadar farklı meslekler çıkıyor. Mesela etli ekmek ustalığı. Ondan sonra gerçekten lisede bir çocuğumuz bunu söylemişti. Çok farklı meslek grupları çıkıyor. Var mı sizde de öyle çok ilginç mesela? Öğretmenlik, doktorluk, mühendislik dışında var mı öyle? Mesela gazeteci olmak isteyen. Böyle farklı. Peki. Evet. Sen seni tanıyabilirim. Merhaba. Rümeysa ben. Evet. Rümeysa'cığım nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Hemşirelik istiyorum ben de. Aynen arkadaşım gibi sağlık alanında istiyorum. İnşallah. Öyle yani inşallah. İnşallah bakalım. Kızlar hedeflerinize ulaşırsınız. Umarım başarılar diliyorum size sınavınıza. Hayat her şey sınav demek değil ama böyle güzel bir okuldan mezun olmanın keyfini her zaman yaşamanızı diliyorum ben. Gerçekten burada olmak çok büyük şans diyorum. Başarılar diliyorum size. Bir de el sallayalım mı kızlar hep birlikte? Hep birlikte bir de el sallayalım. Şimdi 10. sınıfımızdayız. Duyduğumuza göre
böyle çalışkan sınıflarımızdan bir tanesiymiş. Doğru mu kızlar? Evet. Ben çok az ses almam. Doğru mu? Evet. Bence de doğru. O zaman şöyle bir ilerleyelim bakalım hedefler nelermiş. Merhaba, nasılsın? Hayır. Evet. Yüzüme bakmadı değil mi? İsim nedir? Ayşenur. Evet Ayşenur, geleceğimi oradan anladın mı? Kesinlikle evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Dersimiz nedir? Siyer. Evet, Siyer'de konumuz nedir? Hudeybiye Anlaşması. Evet ve bu hafta o kadar güzel bir hafta, Kutlu Doğum Haftası ayrıca. Bununla alakalı okulumuzda çok güzel etkinlikler de yapılacak. Evet, yapılacak. Peki sen neler yapıyorsun? Böyle şimdi 2 sene var üniversite sınavın ama göz açıp kapayınca kadar o süre çok hızlı geçecek. Çalışmaya başladık mı şimdi? Aynen, rehberlikçimizin yanına sürekli gidiyoruz zaten hepimiz. Ben de gittim. Dedikleri aslında standart, hepimizin işine gelmeyen şeyler aslında, bu bir gerçek. Düzenli çalışmak yani. Hı. Ama bunu bazen beceriyorum, bazen beceremiyorum, ayrı bir konu ama yani o şekilde. Peki hedef ne? PDR. Ya evet. Da psikologluk yani. Evet, onun için azıcık daha çalışmak gerekiyor. Aynen öyle. Evet, hadi bakalım inşallah. Peki neden PDR, neden psikoloji? Çünkü insanlar yani konuşmayı seviyorum. Yani akıl vermek değil ama empati kuraraktan onların istedikleri şeye yöneltmeyi seviyorum yani. O yüzden PDR istiyorum. İnşallah bakalım, gönlünüze göre olsun. Bu arada bunlar tabletlerimiz değil mi? Evet. Artık derslerimizde bunda hani belki hiç çocuğu okula gitmeyenler bilmiyorlar. Artık derslerimize tabletlerle eğitimlerimiz devam ediyor. Bu da güzelliklerden bir tanesi milli eğitimimizin. Evet kızlar, var mı benimle konuşmak isteyen? Böyle ya da güzel bir şiir okumak isteyen olabilir. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kızlar biraz nereden geldin ya abla der gibi benim yüzüme bakıyorlar, öyle mi? Biraz öyle. Heyecanlandık mı? Yani. Seni tanıyalım, ismin nedir? İsmim Hatice, 10. sınıfındayım. Memnunum okulumdan, seviyorum. Sen ne istiyorsun? Ben tıp istiyorum. İnşallah. İnşallah. Evet. Bu noktada gerçekten önceden İmam Hatiplerin önü hep kapalıydı. Şimdi artık öyle bir şey yok. İmam Hatip mezunları da artık rahatlıkla istediği alanı seçebiliyor. Bence bu da çok büyük bir güzellik. Evet, çok güzel bir şey. Zaten önümüzde açık yani. Zaten ilahiyat istersek de hani ek puan veriyorlar. Yani her mesleğe gidebiliyoruz artık. O yüzden... Evet. Bir şans. Hem İmam Hatip'te okumak şans, hem de istediğiniz meslekleri seçiyor olabilmek de büyük bir şans. Evet, çok güzel bir şey. Evet kızlar, başarılar diliyorum sizlere. Evet, şimdi hani böyle ilkokulları da el sallayalım dediğimizi böyle herkese el sallıyorum. Kızlarımıza el sallar mı bilmiyorum ama hep birlikte bence el sallayalım. Şimdi 11L sınıfımızdayız. Kur'an-ı Kerim dersindeyiz ve yanımızda da İbrahim hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikli olarak sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Taşpınar, meslek dersleri öğretmeniyim. Ve 4. yılım bu sene bu okulda. Daha önce Mevlana İmam Hatip'teydim. Mevlana İmam Hatip'ten buraya geldim. Kaç yıllık öğretmeniz hocam? Bu sene 30. Maşallah. Tamamlıyoruz. Yani 30 dolu dolu bir yıl. Evet. Sanki dün gibidir sizin için değil mi? Evet, öyle geçti. Çabuk geçiyor günler. Evet. Gençlerle güzel zamanlar geçiriyorsunuzdur. Şimdiki ben özellikle bu lise çağındaki İmam Hatip'teki gençlerimize ayrı bir takdir ediyorum. Çünkü hani Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına da geçiriyorlar. Onları görüyorum ben dışarıdaki hayatlarına. Çok güzel hizmetler veriyor İmam Hatiplerimiz. Bu anlamda da gerçekten son dönemlerde İmam Hatiplerimizin farkını görüyoruz aslında, değil mi hocam? Evet. Kur'an-ı Kerim'i yalnız okumakla değil, Kur'an-ı Kerim'i bizzat okuduğumuz gibi anlamını hayatımızda tatbik etmek önemlidir. Yalnız okumak yeterli değildir. Anlamını mutlaka hayatımızda uygulamak ve yaşamak şart. Yoksa okuduğumuzun bir anlamı olmaz. Evet, gençlerimize ben öyle tahmin ediyorum ki hayatlarını katıyorlardır diye düşünüyorum. Evet.
Evet, şimdi şöyle bakalım. Kızlarımız hep çekindiler biliyor musunuz konuşurken? Yani sizlerde de olacak mı bilmiyorum. Şöyle bir ilerleyelim. Önce nereden başlayalım? Senden başla. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İsmin nedir? Kadir. Kadir, 11. sınıftasın. Nasıl, ben şimdi kızlara da sordum. İmam Hatip'te okumak nasıl bir duygudur? Anlatır mısın bana? Ya iyi bir duygu. Yani öbür okullara göre daha iyi. Ya daha iyi burası. Kim karar verdi? Kendin mi karar verdin? Evet, kendim karar verdim. Ya kendim karar verdim. Halim karışmadı. Evet, ve memnunsun hayattan. Ne olmak istiyorsun? Hukuka gitmek istiyorum. Hukuk okumak istiyorum. Evet, seneye sınavlara gireceksiniz. İnşallah. İnşallah. Peki kimler böyle gerçekten? Kızlara da sordum bu soruyu. İsteyerek geldi ve şu an hayatından çok mutlu İmam Hatip'te olduğu için. Evet. İyi ki ben İmam Hatip'e gelmişim ya. Başka bir okula gitsem bu kadar mutlu olamazdım diyen. Gayet iyi hocam. Gayet güzel. Evet. Diğer arkadaşlar da bence mezun olduktan sonra hocamı anlayacaklar. Evet. Şimdi de ben seninle tanışmak istiyorum. Az önce tanıştık aslında ama senin çok yönlü olduğunu ben hocalarımızdan öğrendim. Tekrar bir seni tanıyalım mı? Ben Mehmet Koç. Burada 11. sınıfım. İnşallah ben de seneye sınava gireceğim. Ben de İmam Hatip'te burada okumaktan şeref duyuyorum. Çünkü İmam Hatip görüldüğü üzere sıralarımızda fenli derslerin ve Kur'an'ın birleştiği bir okul. Şuna inanıyorum ki diğer liselerdeki arkadaşlarımız bir lise okurken biz iki lise okuyoruz. Hem manevi açıdan hem milletimizin manevi yönünü inşa ediyoruz. En azından ona gayret ediyoruz. Hem de hiçbir fark olmadan diğer derslerimize yoğunluk veriyoruz, çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluruz diye düşünüyorum millete ve vatanımıza. Evet, çok güzel anlattın aslında İmam Hatip'i. Gerçekten üstüne koyacak bir söz bulamadım. Peki ben biraz sana dönmek istiyorum. Sen okul başkanlığı yapıyorsun. Oo, bir sürü senin 10 parmağında 10 marifet. Biraz bunlardan bahseder misin? Okul başkanlığını yürütüyorum. Onun haricinde kendi derslerinin yanında kendi çabamızla oluşturduğumuz aşağıda bir kütüphanemiz ve kendi gayretlerimizle çıkarmaya çalıştığımız bir dergimiz var. İdaremiz bu konuda bize destek çıkıyor ve bizim kendi terimizde, kendi alın terimizde bir şeyler yapmamızı istiyor. Haklı olarak ileride bize tecrübe kazandırması münasebetiyle. Bunlarla uğraşıyoruz. 9. sınıf, 10. sınıf arkadaşlarla beraber çeşitli etkinlikler yaparak onları da sosyalleştirme gayretindeyiz. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz ama çok tatlı ve heyecan verici bir çaba yani. Hiçbir şekilde yorgunluk bırakmıyor üzerimizde. Evet, bir derece de söz konusu diyebiliyorum ben. Yanlış bir duyum mu aldım acaba? Yine o da o şekilde Arapça yarışmalar, Arapça olimpiyatlar uluslararası onlar da hocalarımızın gayretleri ve onların çabalarıyla bizim üzerimizde olan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Onların çabalarıyla bizi çalıştırmalar neticesinde bir başarı elde ettik hamdolsun. Evet, çok güzel. Ben bir alkış istiyorum arkadaşımıza. Gerçekten yani çok yönlü olmak güzel bir şeydir. Hayatta hep başarılar sağlar. Çok yönlü bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Hedef nedir? Hedef özellikle ilahiyat düşünüyorum. Buraya İmam Hatip'e gelirken de bütün tercihlerimi İmam Hatip olarak yaptım. Aynı şekilde de Allah izin verirse yine neresi gelirse gelsin ve puanım önemli değil. İlahiyat düşünüyorum. Evet, bir hatiplik var değil mi? Sevgili hocalarım yani bir hitabet, hatiplik yani güzel konuşma. Hepsi bir ilahiyatçıda bulunması gereken bütün özellikleri barındırmışsın. İnşallah her şey gönlüne göre olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ayrıca okulumuzu tanıttığımız için tarihi ve diğer yönleriyle bir örnek okulumuz kurucusu hasebiyle okulumuzun örnek bunu da halkımıza tanıttığınız için biz teşekkür ediyoruz size de. Biz de çok teşekkür ederiz. Gençler başarılar diliyorum hepinize. Şimdi biz hep diğer sınıflarda el salladık. Sizden de bir el sallama rica ediyorum. Biz büyüdük artık abi olduk demeyin. El sallamanın yaşı yok, hep birlikte el sallıyoruz. Evet, şimdi 11J sınıfındayız ve Arapça dersindeyiz. Gerçekten öğrenilmesi en zor dillerden bir tanesidir. Öyle mi hocam? Doğru mu söyledim? Yani şimdi giden arkadaşlar hep böyle diyorlar. Büyük bir hevesle başlıyorlar, sonra diyorlar ki ya çok zor, öğrenemiyoruz, çok zor bir dil diyorlar. Öyle mi? Hayır, katılmıyorum. Arapça gerçekten kolay bir dildir. Öğrenilmesi de kolaydır. Ama maalesef ülkemizde dil öğrenimi zor bir şey. Yani zorlaştırılarak verildiği için İnsanlar bundan yılıyor. İkinci bir özelliği bizim dil mantığımız, yani düşünce yapımız diğer dilleri öğrenmeye müsait olmuyor. Hı hı. Yani şöyle ki biz sürekli her cümlede yüklem kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim dil yapımızda yüklem en sonda, mesela Arapça'da en baştadır, İngilizce'de ortadadır. Dolayısıyla
Bunda bir zorluk yaşıyoruz. Ama Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil. Bundan dolayı da herhalde biraz zorlanıyoruz. Ya Arapça da yazıldığı gibi okunan bir dil. Yani kaldığımız zaman bu dediğim gibi yani dil öğretme sürecinde maalesef ülkemizde bir ne diyelim zorluk yaşanıyor genel olarak bütün diller için. İngilizce için, Arapça için aynı şey söz konusudur. Ya da iş başlamadan zor deyip biraz pes ediyoruz öyle mi? Evet, o şey var. Yanlış usullerle devam ediyoruz ve gerektiği önemi vermiyoruz. Dolayısıyla pes etmiş oluyoruz. Evet, gençler bu noktada çok şanslılar. Şu an konumuz nedir hocam Arapça'da? Konumuz dua. Allah'a dua konusunu işliyoruz. Kelimeleri şimdi gördüğümüz parçanın karışık olarak verilen kelimelerini düzgün bir, anlamlı bir cümle haline getirmek için çalışma yapıyorduk siz geldiğiniz zaman. Akıllı tahtada da desteklenmiş evet. Bir eğitimimiz. Arkadaşlarımız kitaplarından takip ediyorlar ve son dönemde Arapça gerçekten İngilizce kadar önemli olmaya başladı. Birçok alanda da Arapça gerekli bir dil hale geldi evet. Diye düşünüyorum. Evet, haklısınız. Özellikle Türkiye'nin İslam aleminin içerisindeki konumu itibariyle İslam dünyasına yönümüzü dönmemiz, İslam dünyası ile yakın ilişkiler içine girmemiz, artan ekonomik ve ticari ilişkiler Arapçayı daha da yani geçmişten daha da önemli hale getirdi. Bir de gençlerimizin kendi ecdadının yani diline önem vermesi de bunda etkili oldu. Tabii bu konuda bakanlığımızın son dönemlerde almış olduğu bir takım kararlar da etkilidir. Yani gençler konuşamadığı, anlayamadığı dili elbette öğrenmekten kaçınacaktır. Ama öğrencilerimiz elhamdülillah konuşmak, anlama yönünde gerçekten bir gayret ve çaba gösteriyorlar. Evet. Buna inanıyorum. Şimdi gençlerimize sormak istiyorum. Evet, Akif miydi? Evet. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Öğretmenim dedi ki girer girmez Akif konuşsun dedi. Evet. Neden öyle demiş olabilir acaba? Çok bilmiyorum. Biraz öyleyim galiba. Beni arkadaşlar arasında iyi bulduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle dedi sanırsam. Peki, Akif ne olmak istiyorsun? Ben elektrik elektronik bölümüne seçmek istiyorum. Allah izin verirse ileride. Öyle yani. Bakalım inşallah. Peki ben diğer sınıflarda da sorayım. Çok ilginç bir meslek isteyen arkadaşımız var mı? Böyle çok alışılmışın dışında bir şey. Mesela... Evet, kimyager olmak isteyen bir arkadaşımız var. Mesela çok ilginç, futbolcu olmak isteyen arkadaşlar çıkıyor, etli ekmekçi. Yani böyle, evet, gittiğim her okulda bunu örnek veriyorum, evet. Ben aslında sporcuyum, hokeyde belediyenin sporcusuyum. İnşallah beden eğitimi öğretmeni oluruz. Evet, beden eğitimi sporla uğraşılan bir alanda olmak istiyorsun. Branş ne oynadın? Çim hokeyi. Çim hokeyi. Evet. Konya'da yaygın mı bu alan? Evet, yaygın oluyor. Hani sahası bile var şeyde, Saraçoğlu'nda bir sahası var. Evet, bunu ilk defa duydum gittiğim okul çekimlerinde. İşte. Yayılsın inşallah. İnşallah. Evet, başka var mı gençler? Böyle öğretmenlik, hukuk, avukatlık ya da başka bir alan dışında? Felsefeci. Felsefeci, kim o felsefeci? O kadar çok dalmış ki. Evet, belli felsefe tipi var ama sende. Yok, hayır ben... Ne olmak istiyorsun? Diş hekimi inşallah. Diş hekimi. Diş hekimliği. Evet. Evet bak o da ilginç bir meslek aslında. Var mı başka gençler? Ya da hepiniz alışılmışın dışında taşmayan meslekler mi olmak istiyorsunuz mesela? Mesela ben elektronik mühendisliği. Evet sen de elektronik. Mesela sen? Ben de bilgisayar mühendisi düşünüyorum yani. Hocam bu sınıfta mühendis potansiyeli var. Böyle öğretmen olmak isteyen falan yok mu? Öğretmenlik birazcık da bayanlar mı tercih ediyor? Mesela sen? İnşaat mühendisliği. Hocam bu sınıftan mühendis bayağı çıkartacağız yani. Sayısal sınıf olduğu için tabii ki mühendisler. Bakalım ileride belki yıllar sonra bunları izlediğinizde dersiniz yani bu meslekten olmak istiyordum diye söylersiniz. Çok teşekkür ediyorum gençler size. Diğer sınıflarda hep el salladık. Sizden de bir el sallama istiyorum. Thank you.
öğretmenlerimiz bu hafta sizlerle birlikte Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde buluştuk. Bu güzel lisemizdeki güzellikleri ekranınıza getirmeye çalıştık. Haftaya bakalım hangi okulumuzda sizlerle buluşacağız. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.